Hemen Ceyda Karan'a dönüyoruz. Dış haberler yazarı arkadaşımız Ceyda'ya merhaba diyoruz. Günaydın Ceyda. Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Günaydın Ümit. Merhaba. Amerikan Başkanı Biden'ın son bir açıklaması var. Adeta şeye güle güle der gibi bir açıklama. Benjamin Netanyahu'ya. Artık yapa olmuyor filan gibisinden laflar etti. Ne oluyor bu Amerika ile İsrail arasında? Şimdi aslında tam da öyle değil Ümit. Biraz daha karışık olduğunu herhalde belirtmem gerekiyor. En başta belki yapılacak ilk saptama tabii Netanyahu politikalarının Amerikan yönetiminin, Biden'ın politikalarını çok zorluyor olması. Şimdi Ramazan'a da girdiğimiz şu dönemde tabii dikkatler daha fazla Gazze'ye çevriliyor. Biden'ın televizyon röportajı sırasında bu gerçekleşti ve Amerika'yı zorlayacak şekilde havadan yardım ulaştırma gündeme alındı biliyorsun. Bütün bu Uluslararası Adalet Divanları ortalıkta dolaşırken İsrail'e karşı davalar, o da çok eleştirildi. Haklı olarak havadan milletin kafasına düşüyor, paraşütler açılmıyor ve hatta deniz diye geçen hafta Ulusa Sesleniş konuşmasında Biden aynı zamanda kampanyasını da başlattı diyebiliriz. Sesleniş konuşmasının ötesinde bir takım mesajlarla. Çok pardon. Şimdi bu liman meselesi gibi, yani Gazze'deki sorun sanki lojistik sorunuymuş. Şimdi hava, liman filan olunca üç taraftan karayla çevrili BM örgütlerini kullanarak insani yardım örgütlenebilir ama o olmuyor. Dolayısıyla yani lojistik değil, başka bir niyet sorunu diye tabii değerlendiriliyor. Sanki lojistik sorunmuş gibi bir resim var önümüzde. Şimdi Joe Biden'ın MSNBC röpü bu anlamda gerçekten çok çarpıcı. Bir yandan işte kırmızı çizgi soruluyor kendisine ve diyor ki yani çok fazla can kaybı var. Dolayısıyla bütün bunlar Netanyahu'nun politikaları İsrail'in hayrına değil dedi. Ama kırmızı çizgiyi toparladı çok çabuk Joe Biden. Yani tam cümlesini bulmaya çalışıyorum şu an size. Bu kırmızı çizgi var ama İsrail'i terk etmeyeceğim. İsrail savunması hala kritik. Dolayısıyla silahlardan ya da onları koruyan demir kubbeden mahrum bırakacak bir kırmızı çizgi değil dedi. Şimdi kırmızı çizgi var mı yok mu? Çok anlaşılmıyor. Sadece bu eylemler sivillerin nasıl hedef almayacağı üzerine daha çok konuşmak lazım diyerek aslına bakarsan bu tablonun kendisini ne kadar zorladığını söylüyor. Yani kırmızı çizgi var, insani durum, insani yardım vesaire derken ya da sivil can kayıpları, hemen onu düzeltip öyle bir kırmızı çizgi değil diyor. Amerikan medyasından da anlaşılan ki 7 Ekim'den beri yüzlerce, 140'tan bahsediliyor, tam rakamı bilmiyorum tabii ama yani bir yandan bomba gönderiliyor, bir yandan da vuruluyor. Ama Biden için kritik zamanlar olduğu için tabii hakikaten aktivist o sırada, daha sonra bir toplantıda sözünü kesen, sen soykırımcısın diye sözünü kesen aktivistler, Hollywood'da dün ben gece gördüm Oscar törenleri sırasında, evet, ödülleri sırasında protestolar derken, yani zaten dönem çok iyi bir dönem değil. Ben büyük bir anlam taşıdığını düşünmüyorum. Herkes tabii vay Biden Netanyahu'yu eleştiriyor yani diyecek. Kandırılıyoruz yani. Kandırılıyor. Ya hayır, kandırılmakla alakası yok. Yani biraz şu açıdan bakmak lazım. Nasıl biz Türkiye'de politikayı izlerken A denildiğinde aslında Z anlamına geldiğini anlıyorsak. Onlar da Türkiye Batı'ya öncü bir ülke. Dolayısıyla Batı politikaları da bundan çok farklı değil. Benim naçizane kanaatim. Tıpkı Macron'un işte asker Ukrayna'ya
gündeme alıyoruz da göndereceğiz ama göndermeyeceğiz. Ama işte kombat ol, yani onun gibi bir şey. Öyle anladım, söyleyeyim. Anladım. Evet. Nerede olursa olsun değişmiyor yani. Ancak bugün bir dikkatimi çeken bir şey oldu. Gazetelerden birinde İsrail kalıcı savaşa hazırlanıyor diye bir haber vardı. Yani oradan bir daha çıkmamak ve orada sürekli olarak bir gerilimi elinin altında tutmak gibi bir haberdi. Ona ne diyorsun? Tabii Netanyahu'nun açıklamaları var bu konuda. Onu belirtmek gerekiyor. Yani bu sözünü ettiğin Biden'la ilgili mesele konuşulduğunda dün yanlış hatırlamıyorsam Politico'daydı. Bir de televizyon röportajı verdi. Hatta Biden ne demek istedi diye ona da sordular. Senin haklı olarak sorduğun gibi bilmiyorum ama yani İsrail'in çıkarlarına zarar verdiğini benim politikalarımın, bizim politikalarımızı zannediyorsa yanılıyor. Hem de İsrail halkının çıkarlarına diye yanıt verdi. Onun dışında tabii burada refah operasyonu da var. Yani 7 Ekim'de nasıl İsrail saldırıya uğradıysa bunun tekrarlanmaması var içinde. Öldürülenlerin işte en az 30 binden fazla artık, 31 bin 31 hatta bin. Aştı bildiğim kadarıyla. Evet. Evet ama mesela Netanyahu öldürülenler arasında 13 bin terörist var dedi. Yani yarısını terörist neredeyse yapıyor, oluyor. Yani burada işte sonuç itibariyle tabii ki daha farklı bir bakış var. Yani Annalena Baerbock'un ben dün gece Ramazan başlangıcı ile ilgili videolarını izlediğimde yani açıkça kendisi işte her şeyin sorumlusu Hamas dedi. Tabii yani Hamas'ın sorumlu olduğu bir şeyler var muhakkak ama yani bu kadar çok sivil ölüm olmasını doğrudan bağladığında biraz daha işler farklı oluyor. Yani insanlar şey yapmıyorlar yani bu kadarını da kabul etmiyorlar. Daha ötesi daha sıkıntılı başlık belki. İsrail'de dindar isyanı var. Laik isyanı var. Evet. Çünkü haham başı İtzhak Yosef dedi ki yani hükümet bizleri yani din okulu öğrencilerini zorla askerlik hizmetine herkes bu arada cepheye gitmek durumunda İsrail'de. Onlar ayrıcalıklı ama bizi zorlarsa o zaman biz çeker gideriz ülkeden dedi. Bayağı askerlikten muaf olanlar var. Onlar gitmeyecekler dedi. Biz böyle biletimizi alırız gideriz dedi. Yani. Dinle de temellendirdi ve tabii çok büyük tepki çekti. Eski bakanlar, muhalefet lideri, daha solda Yair Lapid, Benny Gantz savunma bakanı hepsi yani olur mu böyle şey İsrail ordusunda siz de zor zamanlar hizmet etmeniz lazım dedi ama öyle yani biz gideriz biz ülkeden gideriz dedi yani. daha ne diyecek zaten? Onun ötesi kaldı mı? Evet maalesef böyle bir sıkıntılı bir İsrail cephesi. Bir de protestolar dün gece çok protestolar vardı. İnsanlar tabii haklı olarak tepki gösteriyorlar pek çok insan. Peki son olarak bir de şeyi sorayım sana. Bizim bu Amerika ile flörtlerimiz ne oluyor? Yani bir şeyler anlatıyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Ne söyledikleri çok da belli değil. Bazı şeyler üzerinde görüşülüyor falan diyorlar ama bence asıl görüşülen şey onlar değil bence. Başka şeyler de olması lazım. Özellikle bu Ukrayna meselesi. Tabii çok başlık var Ümit. Tabii Ukrayna meselesi de var işin içerisinde ama Suriye de var. Yani sürekli geçen hafta Cumhurbaşkanı'nın da dile getirdiği bir Suriye. Hani bu yazın bir Suriye macerası olacakmış gibi onu ima eden sözlerin üzerine atladıklarını anlıyorum ama tabii Hakan Fidan'ın MİT başkanından sonra Amerika ziyaretleri önemli. Ukrayna çatışmasından da çok ayrı düşünmeyeceğiz. Cumartesi Zelenski buradaydı biliyorsun. Hı hı. Orada biraz tabii Cumhurbaşkanı yeniden Mart 2022'deki gibi bir İstanbul'da bir tarafları buluşturma arzusu içerisinde. Bunu da gizlemiyorlar ama bunun oluru da Zelenski'nin malum yok öyle bir şey falan dedi. Ukrayna'nın durumu çok zor. Yani Avrupalıların doğrudan 3. Dünya Savaşı'nı tetikleyecek şekilde
müdahale etmekten bahsettikleri kadar zor iş. Onu anlayacağız bundan. Evet. Papa dediğin gibi tabii, evet, yani açıkladım. artık bırakın beyaz bayrak sallamayı da bilmek lazım diye açıklama yapmak zorunda kaldı ve hemen tepki gösterdiler Kiev'den. Ama cephede durum kötü. Şimdi Avrupa mühimmat arıyor, bulamıyor. Bir 800 bin mühimmat dediler Çekya organize edecek, koordine edecek ama öyle bir mermi yok. Problem o. Ondan sonra Çek devlet başkanının dediklerini bakanı yalanlıyor, en fazla 300 bin olabilir diye. Patriot sistemlerini takır takır Rusya vuruyor. Son iki tane vurdu, üç tane vurdu. Hatta ya ben 3 bile olabilir. Son birkaç günde iki tane birden. Şimdi hava savunması tabii çok önemli. Pahalı şeyler. Sanıyorum bir hafta 10 günde 19 milyar dolarlık, yani çok değerli olduğu için bunlar galiba Hollanda ve Almanya'nın verdikleri, ortadan kaybolmuş durumda. Yani bunlar yerine konulabilecek şeyler değil. Bu bakımdan söylüyorum ve cephe hattında bir inisiyatif var ve Macron sürekli olarak bir savaşa girme meselesi çıkartıyor ya da işte herkes tepki gösteriyor Almanya'dan. Almanya Savunma Bakanı geçen hafta açıkça tamam hani anlıyoruz ama burada durun, bunu daha fazla tartışmayın diye bir çıkış yapmak durumunda kaldı. İşte bir koalisyon kurmak, Moldova üzerinden müdahale etmek. Yani Moldova'ya müdahale ettiği zaman zaten ortalık karıştırıyorsun. Evet. Aslında istikrarsızlaştırıyorlar bölgeyi de. Tabii bütün bunların Türkiye'yi etkilememesi imkansız. Fakat tabii Türk-Amerikan ilişkilerin başlığı daha geniş. Yani dediğim gibi Suriye de var orada. Aynı zamanda bu ortak mekanizma toplantısı, bir yandan bir sanayi ticaret işbirliği, mermi bulmak gerekiyor Ukrayna'ya. Türkiye'de bir yandan masa kurmaya çalışıyor, bir yandan Rusya var ama öte yandan da savunma sanayi işbirliğini Amerikalılar açıkça biraz ihtiyaç var. Yani Türk hükümeti hep bir şekilde çekirge oluyor, öyle söyleyeyim. Konjonktür icabı diyorum bunu, yani aynen, her şey çok şahane diye değil ama yani şimdi çok detay başlığa girmeye vakit var mı ama mayın karşıtı tedbirler, görev grupları, bunlar biraz Karadeniz'i bulandırabilecek bir takım hamleler gibi gözüküyor. Nereye varacağını bilmiyoruz ama ortak açıklamada var mesela, Ümit. Evet. Yani başka şeyler de var. Yani NATO'nun 75. yıl zirvesi de var, savunma işbirliği de var ama Ukrayna'da mesela bakıyoruz Rusya'nın kabul edilemez savaşı, yani Rusya Federasyonu orada zaten savaş vardı, iç savaş vardı, ben onu bitirmeye çalışıyorum derken Türkiye'nin argümanı kabul edilemez savaş, egemenlik, toprak bütünlüğü, bu arada tabii Türkiye'de, Suriye'de acaba tabii aynı 51. maddeye dayanarak hep bunları konuşuyorlar da ben kapının arkasında ne konuşuyorlar, asıl merak edilmesi gereken o. Yani tabii şimdi onları tam bilemeyiz ama evet, şimdi metinler, buradaki ortak açıklamadaki ifadeler, bir yandan da satır araları, o kapıların arkasında konuşulanlara dair. Aynen. Onun o cümlenin formülasyonu onu biraz, yani ben şimdi mayın karşıtı tedbirleri, görev grubu, tahıl sevkiyatı, tahıl anlaşması biteli çok oldu. Batı uygulamadı, BM aracılığıyla yapılan anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmını 3 kere 4 kere uzatıldı. Dolayısıyla diğer uluslararası ticaret için hayati önem taşıyan güvenli rotaların kolaylaştırılması deyince bir dakika şimdi bu ne demek diye. Dolayısıyla insan Türkiye ne yapacak yani Karadeniz'de gibi şeyler düşecek, düşüyor. Evet. Yani Kafkasya'da var. Yani atıyorum Ermenistan oradan bir biz AB üyesi olacağız diyor Kafkasya'da, Avrupa üye olmaktan bahsediyor. Orada Türkiye'nin oynayacağı roller var muhtemelen. Yani ne kadar oynayabilir, ne kadar arzu eder. Karışık bir tablo var çünkü. Konuşmaya devam edeceğiz demektir. Çok teşekkürler Ceyda. Haftaya görüşmek üzere diyorum. İyi çalışmalar. Evet sevgili izleyiciler, birazdan